Özlemedin mi beni? Demek insan böyle cinnet geçiriyormuş Hakkı. Camdaki Kız dizisinin Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu, Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterisini haber spikeri sevgilisi Merve Dinçkol'la beraber izledi. Ben çok yakinen takip ettiğim bir arkadaşım. Aynı zamanda hemşerim olduğu için ilgiyle takip ediyorum ve çok da beğeniyorum. Çok uzun zamandır konuşuyorduk bu stand-up için ama şimdi setten pek fırsat bulamıyorduk. Bugün böyle biraz şey oldu, denk getirdik. Kemal Sunal hayranı olduğunu anlatan Şerifoğlu takip ettiği komedyenleri saydı. Krallar gibisin oğlum Şaban. Bu devirde kim bulmuş beyaz peyniri? Zeytin. Kemal Sunal neslinden gelen bir birey olarak tabii ki çok sevdiğim bir alan. O yüzden benimsediğim, çok sevdiğim bir şey tabii ki. Cem Yılmaz olsun, Ata Demirer olsun, Şahan Gökbakar olsun. Son zamanlarda evet Hasan Can Doğan. Hepsini ilgiyle takip ediyorum. Feyyaz Şerifoğlu 3 sezondur devam eden Camdaki Kız dizisinin yeni bölümlerinin çok daha heyecanlı olacağını belirtti. Sapla samanı birbirinden ayır Sedat. Ben doğruyu da yanlışı da ayırabiliyorum, tamam mı? Sen yorma o güzel kafanı ya. Kamera arkasında da güzel bir enerjimiz var. Güzel bir şekilde giden bir setimiz var. Şu an setten geliyorum zaten. Bu bölümden itibaren gerçekten çok güzel sürprizler var. Bu bölümden itibaren. Daha dikkatli izlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ben de okurken heyecanlandığım bölümler oldu. O yüzden ben de merak ediyorum. Çekerken başka, izlerken başka oluyor. İzleyici kısmına geçtiğimdeki o meramı da gerçekten izleyince dindireceğim. Ben de merak ediyorum. O yüzden Perşembe günleri ekran başındayız. Esprili bir kişiliği olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, sevgilisi Merve Dinçkol'la beraberken çok eğlendiklerini ifade etti. Şöyle söyleyeyim, ben Karadenizli olduğum için Karadeniz insanında ne kadar o matrak tarafı varsa benim de o kadar vardır diye düşünüyorum. Bu soruyu Merve Hanım'a da yönetmek lazım değil mi? Yok, biz aramızda güzel paslaşmalar oluyor. Yani beraberken çok eğleniyoruz, o ayrı konu tabii. Feyyaz Şerifoğlu henüz sevgilisiyle yılbaşı planı yapmadıklarını söyledi. Boşluk zamanımızı bilmiyoruz. İzin günlerimizi bilmediğimiz için plan yapamıyoruz da. Dediğim gibi şu an setten pek fırsat bulamıyoruz. Açıklandıktan sonra biz de planımızı yapacağız inşallah. Şerifoğlu evlilik sorusuna da yanıt verdi. Çok güzel giden bir ilişkinin sonlanmasında güzel şekilde bir sonlanmasını istiyor musun? Güzel giden bir ilişki, güzel. Daha da güzel. Daha, evet, her gün daha da güzel. Güzelleşmesi için. Tabii ki temennimiz o yönde. Yani şu an çok erken. Güzel giden bir birlikteliğimiz var dediğim gibi. Bu kadar. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Edemedim durum. Lan sen de. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Güzel Christmas günlerindeyiz, böyle yeni yıl yaklaşırken hediyeler, gezmeler, harika ambiyans var içeride. Neler söyleyeceksiniz? Arkadaşımın eventi, ben de heyecanla bugünü bekliyordum. Çok uğraştı, çok çalıştı. O yüzden hemen ilk dakikalarına yetiştim valla. Bir haftada burada devam edecek galiba. Ben ilk günü gelmek istedim. Ama. Sever misiniz kış aylarını, kışı soğuğu? Çok severim. Sıcağı hiç sevmem. Kilolu olduğum için sıcak zamanları hiç sevmem. Böyle giyinik, kapalı olduğum dönemleri tercih ederim her var zaman. Var mı peki bir kış tatili yapacak mısınız ya da yeni yıl tatili düşünüyor musunuz? Hiçbir şey yapamıyorum. Diziye gittiğim için çok bize yasak için. Öyle şeyler. Evet. Dizi de çok güzel gidiyor ama Hande Teyze bizden ayrılıyor galiba. Onunla ilgili neler söylüyorsunuz? Ayrıldı, bitti. Son hayır, bölüm. Bütün karakterlerin sonuna doğru geliyoruz. Bu sezon belki sonu olabilir işimizin. O yüzden böyle şeylerle karşılaşacağız. Nasıl bir deneyim oluyor peki Camdaki Kız dizisi sizin için? Çok farklı bir karakter oynadınız orada aslında. Zor ya, bir karakterdi. Evet, çok klişe cümleler etmek istemiyorum. Zordu, öğrendim, unutmuştum bir şeyleri. Tekrar hatırlamış gibi hissediyorum aslında ama ekibimiz şahane yani. Biz çok fazla aşığız birbirimizi. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. İyi ki birlikteyiz. Harika. Evet. Şimdi bütün oyuncular da gelecek bu arada. Ben hepsine haber verdim. Gene buluşlar. Bir ayrılamıyoruz ya birbirimizle. Evet. Sam sana iş çıktı. Hadi iyisin. Onu da diyecektim. Dizilerde genelde oyuncu kadroları çok fazla buluşmaz ama son dönemde Camdaki Kız'ın her yere evet.
Sizin gösterinize de birlikte geldiler, evet. Yemekler. Her yere birlikteyiz canım, nasıl? Her yerde birlikteyiz. Evet, çok seviyoruz diyorum ya birbirimizi. Yani ben böyle bir dizi ekibi görmedim. Allah nazar inşallah devrilmez. Yok. Okay. Aa, bir de düşüyormuş. Allah korusun. Çok teşekkür ederiz. O zaman iyi eğlenceler. Sağ olun. Çek. Ayakkabıları çek bak. Çantamı çek. Tamam. 2023'e girmeye sayılı günler kala şov dünyasından peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Hem de herkesin evleneceklerine kesin gözüyle baktığı çiftlerden bu haberlerin gelmesi herkesi şaşırttı. İlk ayrılık haberi yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu Hazar Ergüçlü cephesinden geldi. İkilinin arasındaki 19 yaş fark hep çok tartışılmıştı. Hazar Ergüçlü 2018 yılından beri beraberlik yaşadığı Onur Ünlü ile ilişkisinin hep arkasında durdu. Onur Ünlü de zaman zaman sosyal medyada hakkında yürütülen linç kampanyasına karşı yasal haklarını kullandı. Hazar Ergüçlü yaklaşık bir ay önce kameralara şu açıklamayı yapmıştı. Keyfimiz çok yerinde şu an bu şekilde. Onur'la çok mutluyuz. Yani düğün bilmiyorum, ben çok kolay endişelenen bir insanım. Düğün, bilmem ne gibi büyük organizasyonlar beni çok endişelendirir. Ancak bugüne kadar birçok zorluğu birlikte göğüsleyen çiftin cephesinden ayrılık haberi geldi. İkilinin bir süredir fikir ayrılıkları yaşadıkları, bu yüzden de dostça yaklaşık 5 yıldır süren ilişkilerini noktalama kararı aldıkları öğrenildi. Hazar Ergüçlü ayrılık sonrası Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Ergüçlü'nün son dizisi Hayat Bugün reytingleri düşük olduğu için geçen günlerde erken final yapmıştı. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Dizi İyiyim. Bitti. Evet, aynen. Yani dizimiz bitti. Üzgünüz. Diziler çok erken bitiyor. Sizde de reyting korkusu var mı Hazar Hanım? Yani tabii enteresan bir denge. Çok tartarak yaklaşmak zorunda kalıyoruz işlere. Biraz sınırlayıcı tabii ama yapacak bir şey yok. Ergüçlü, Onur Ünlü ile biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ayrıldınız mı? Evet. Doğru mu? Evet, ayrıldık. Ayrılık sebebi nedir peki? Yani tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası. Yani bir yıpranma oldu 5 yıllık. Ama yani çok yakın arkadaşım tabii ki benim. Yani her şeyim. Ailemden biri gibi Onur. O yüzden yani ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor tabii ki. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Ayrılıklar da Sevda'ya dahildir Hazar'a. Aynen öyle. Bu haftaya damgasını vuran ikinci ayrılık haberi ise Aras Bulut İynemli ile Bige Ünal'dan geldi. Ünlü oyuncu çift önceki yaz kısa bir ayrılık süreci geçirdikten sonra tekrar ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı. Herkes İynemli ve Ünal'dan nikah tarihi bekliyordu. Ancak 7 yıldır beraber olan çiftten de ayrılık haberi geldi. Atatürk dizisinin çekimlerinde büyük bir efor sarf eden İynemli'nin setin tamamlanmasının hemen ardından Önal'la karşılıklı konuşarak ayrılık kararı alması dikkat çekti. İkilinin yakın çevresi beraberliğin bu kez kesin olarak bittiğini dile getiriyor. Bu sefer dönüş olmayacak, iyi ki yanına...